Yani hem esnaf açısından da iyi olur, yayalar için de iyi olur. Trafiksiz, rahat bir ortamda alışverişimizi yaparız, gezintimizi yaparız, dinleniriz. Aslında en büyük de gürültü kirliliği. İnsanlar yaşam alanları biraz daha genişleyecek, biraz daha ferah, biraz daha nefes alacaklar. Maltepe'nin yıllardır çözülemeyen trafik sorunu işte bu projeyle tarih oluyor. Geçtiğimiz aylarda yapımına başlanan meydan yayalaştırma ve tünel projesi tüm hızıyla sürüyor. Yer altına alınacak yaklaşık 550 metrelik tünel için fore kazıklar çakılmaya başlandı. Özellikle Atatürk Caddesi'nde çok sıkıntı çekiyorduk. Yani hem yayalar için iyi oldu, hem araç sahipleri için iyi oldu, gelen geçen için. Memnunuz yani. Şüphesiz trafiği çok rahatlatacaktır. Çünkü bu Bağdat Caddesi'nde minibüs yolunda çok yoğun bir trafik var. Bu trafiğin yerin altına alınması trafiği kesintisiz bir şekilde akmasını sağlayacak. Ayrıca çok yoğun bir bölge olan bu Bağdat Caddesi'nde komple yayalaşmayla beraber insanların çok daha rahat hareket alanı kabiliyeti artacaktır. Bölgeye çok faydalı bir proje olduğunu düşünüyorum. İhtiyaçtı zaten. Sağ olsunlar. Bunu düşünmüşler başkanımız. Böyle bir şeyi hayata geçireceği için de tekrar teşekkür ederiz ona. Bütün Maltepe halkına da hayırlı olsun. Geniş bir alan kazanacak yani. Beklediğimiz bir projeydi. Ali Başkan'ın girişimleriyle ve Ekrem Başkan'ın destekleriyle çok güzel oldu. İnsanların çevresel olarak daha geniş alanda rahatça, özgürce dolaşıp alışverişini yapacağı bir ortam oldu. Biliyoruz ki yarın bittiğinde her şey çok güzel olacak Maltepe'de. Özellikle de Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarına şahsında Maltepe halkı adına teşekkürümü borç biliyorum. Maltepe her gün güzelleşecek ve değişecek.